Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ya da kısa adıyla koah altında değerlendirilen iki çeşit hastalık vardır. Bu hastalıklardan ilki amfizem. Amfizem, hava yollarının duvarlarının yapısının değişmesi sebebiyle görevlerini yerine getirememesinden kaynaklanır. Ben bugün size bu kategoriye giren ikinci hastalık olan kronik bronşitten söz etmek istiyorum. Bu iki hastalığa obstrüktif denmesinin sebebi havanın akciğerlerde sıkışıp kalması ve dışarı çıkamamasıdır. Kronik bronşit de normalden farklı olarak çok fazla mukus olduğunu unutmayın, tamam mı? Bu arada hastalığın ismini daha detaylı inceleyecek olursak, kronik uzun süreli, bronş ise akciğerlerle alakalı anlamına gelir. Medikal terimlerde kelimeyi tamamlamak için kullanılan it ekinin de enflamasyon anlamına geldiğini özellikle belirtmek istiyorum. Yani burada akciğerlerle alakalı uzun süreli bir enflamasyon durumundan söz ediliyor. Bu hastalık sırasında akciğerlerin sürekli bir şekilde irite olduklarını düşünmelisiniz. Hadi gelin şimdi bir akciğer resmi çizelim. Burası soluk borusu ve aşağı doğru sağ ve sol ana bronşlara ayrılıyor. Bronşlar daha sonra bronşçuklara ayrılmaya devam ediyor. Evet, işte akciğerlerimizin içindeki yapı aynen buna benzer. Bronşların tamamını tabii ki çizemem ama bu resimle size akciğerlerin yapısı hakkında bir fikir vermek istedim. Diğer tarafta da aynı yapı bulunuyor ama şu an bunu da çizmeyeceğim. Akciğerlerde akciğerlere kan getiren damarlarla bu bronşlar birbirlerine çok yakındır. Ve kandan akciğerlere, akciğerlerden de kana gaz geçişi burada gerçekleşir. Akciğerlere gelen oksijeni ve akciğerlerden çıkan karbondioksiti de gösterelim. Evet. Akciğerlerin görevini kısaca böyle özetleyebiliriz. Burada esas olan şey gaz alışverişi. Bunu aklınızdan çıkarmayın, anlaştık mı? Tamam. Kronik bronşit, hava yollarının mukus yüzünden yapış yapış olması ve zaman zaman tıkanması sonucu ortaya çıkar. Ha bu arada hava yollarımızda mukus olması normal bir şey. Hastalandığımızda öksürürken çıkardığımız balgam da buradaki mukustan kaynaklanır. Sonuçta mukus, vücudumuzun akciğerlerimizi rahatsız eden irritanlara karşı oluşturduğu savunma mekanizmasının bir parçası. Fakat hava yollarının mukusla kaplı olduğunda kan ve akciğerler arasında ileri geri hareket eden havanın geçişi zorlaşır. Ayrıca hava yollarının duvarları daraldığında oksijenin akciğere girmesi de zorlaşacaktır. İşte problem burada başlıyor. Şimdi, iritasyonun sebeplerine bakacak olursak, bu durum tabii ki sigara içen insanlarda görülebilir. Hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde yaşayanların, egzoz dumanına maruz kalanların ya da alerjisi olanların da akciğerleri sürekli olarak irite olur. Kronik bronşit, akciğerlerin işte tüm bunlara verdiği bir tepkidir. Burada söz konusu olan sadece belirli bir irritan değil. Size şimdi de kronik bronşit olan birini çizeyim ve biraz da bu örnek üzerinden konuşalım. <laughs> Adamın saçlarını da çizeyim ki biraz daha güzel görünsün. Hastamızın adı Mustafa olsun. Bunlar gözleri ve burnu. Yalnız ağzını maviyle çiziyorum. Ağzını maviyle çizdim çünkü kronik bronşiti olanlara bazen blue bloater dendiği de olur. Blue bloater'ın Türkçeye mavi şişman, mavi tık nefes ya da mavi baloncuk şeklinde çevrildiğini görebilirsiniz. Şimdi size bunun anlamını açıklayacağım. Yani neden bu insanlara mavi olduğu söyleniyor ki? Öncelikle oksijen açısından zengin kan Oksijen açısından fakir kana göre daha parlak ve canlı görünür. Mesela şuradaki çizimimizi düşünürsek burada oksijence zengin kan varsa bu oksijenden yoksun olan kana göre daha parlak ve daha canlı bir kırmızı renkte görünür. Akciğerlerin görevi neydi? Bu oksijeni kana ulaştırmaktı, değil mi? Kronik bronşiti olan hastaların akciğerleri Hava yollarını tıkayan mukus sebebiyle kana yeterli oksijeni ulaştıramadıkları için bu kişilerin renkleri sağlıklı insanlara kıyasla biraz soluk ve mavimsidir. Mavilik dudaklarda, gözaklarında, tırnaklarda hatta eğer oksijen azlığı çok ciddi seviyedeyse tende bile kendini gösterebilir. O halde mavi, oksijen seviyesinin düşük olması anlamına geliyor. Sağlıklı insanların kanlarındaki oksijen oranı %90-%100 aralığındayken kronik bronşit hastalarının oksijen seviyesi %80-%90 aralığındadır. Bu söylem kronik bronşit hastalarının vücut şekillerine de göndermede bulunur. Hastamız Mustafa doğru düzgün nefes alamıyordu. Yani vücuduna gereken oksijeni sağlayamıyordu öyle değil mi? bu açığı kapamak için kocaman derin nefesler alacak. Ve buna bağlı olarak da göğüs hacmi artacak. Bu kronik bir hastalık olduğu için uzun bir zaman sonra hastanın göğüs yarıçapı gerçekten de genişleyecek ve vücudu adeta şişmiş gibi görünecek. Buna ek olarak akciğerlerde sıkışmış karbondioksiti de unutmamamız lazım. Videonun başında obstrüktif demiştik hatırlıyor musunuz? Karbondioksitin akciğerlerde sıkışıp dışarı çıkamaması, göğüs hacminin genişlemesine katkıda bulunan bir başka etmen. Sonuç olarak bu hasta dışarıdan bakıldığında balon gibi şişmiş ve hipoksik görünecek. Oksijen seviyesinin düşük olması anlamına gelen hipoksik kelimesini de şuraya not edelim. Tekrar edecek olursak, kronik bronşite olan kişilerde kandaki oksijen seviyesinin düşük olması, daha fazla oksijen alabilmek adına göğüs hacminde artış ve akciğerlerdeki havayı tam olarak dışarı verememe durumu gözlemlenir. Bunlara ilave olarak kronik bronşit hastaları çok kötü öksürük nöbetleri geçirir. Hatta bu öksürük teşhiste kullanılan belirtilerden biridir. Bu durumda öksürüğün arka arkaya iki sene boyunca bir sene içinde üç ay olacak şekilde gözlenmesi gerekir. Ayrıca öksürüğe çoğunlukla mukus ve balgam eşlik eder. Az önce de dediğim gibi kronik bronşiti teşhis edebilmek için bu öksürük önemli bir kriter. Peki sizce öksürüğün sebebi ne olabilir? Akciğer çizimimize geri dönelim. Bu çizimde görebiliyor musunuz bilmiyorum ama akciğer dokusunda şu yeşille çizdiğim yerlerde düz kaslar bulunur. Düz kasların bu iritasyona cevap olarak spazm geçirmesi sonucu öksürük meydana gelir. Bu bir refleks olduğu için engellenmesi imkansızdır. Vücudumuz irritanlarla bu şekilde savaşır. Spazmın dolayısıyla da öksürüğün derecesi arttığında da kronik bronşit hastalığı baş gösterir. Kronik bronşit kronik bir hastalık olsa da zaman zaman akut olarak alevlendiği, yani dönemsel olarak kötüleştiği görülebilir. Akut alevlenme grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlarla birlikte ortaya çıkar. Kronik bronşit hastalarının grip aşısı yaptırmaları bu yüzden çok önemlidir. Aynı durum kışın çok soğuk günlerde soğuk havanın akciğerleri irite edip hava yollarında spazma yol açması sonucu da ortaya çıkabilir. Kısacası akut alevlenmeler zaten irite olan akciğerleri daha da fazla irite edecek ikinci bir etken ortaya çıktığında görülür. Bu dönemlerde mukus seviyesi o kadar artar ki akciğerlerdeki bronşlardan bazıları tamamen tıkanabilir. Şimdi size kaçınılmaz olan bir durumdan söz edeceğim. Vücudun herhangi bir yerinde bir tıkanıklık varsa bu tıkanıklığın arkasında bakteri birikmeye başlar. Bakteri biriktiğinde ne olur? Tabii ki enfeksiyon. Akciğerlerdeki enfeksiyon zatürre olarak bilinir. Zatürre bakteriyel ya da virütük olabilir. Mukus birikmesi sonucu ortaya çıkan zatürrenin bakteri kaynaklı olma ihtimali daha yüksektir. Obstrüksiyonun yani tıkanıklığın üzerine enfeksiyon geldiği için enfeksiyondan kurtulmak da bir o kadar zorlaşır. Mustafa'nın başı bu sefer gerçekten büyük dertte. Ve Mustafa'yı bu dertten kurtarmak için akut alevlenmenin sadece önüne geçmek yeterli olmayacak. Bu rahatsızlıkla saldırgan bir şekilde savaşmak gerekecek. Videonun başında da söylediğim gibi bugünün başrol oyuncusu Mukus'tu. Yardımcı oyuncu Mustafa'ya da teşekkür ediyoruz. Bir kez daha tekrarlıyorum. Kronik bronşiti olan hastalarda hırıltılı öksürük görülür. Kanlarındaki oksijen seviyesi yeterli olmadığı için hipoksiktirler. Ve akciğerlerindeki havayı düzgün bir şekilde dışarı atamayıp derin nefes almaya çalıştıkları için de göğüs hacimleri artar.